kadınıdır, gel. Kaçmayın da kurtulamazsın. Korku ve heyecanın iç içe olduğu erkekliğe ilk adım mizah dünyasının da ilham kaynağı. 1977'de çekilen Şabanoğlu Şaban'daki gibi. Hep senin yüzünden geldi bunlar başıma. Sen bana güven Şaban. Sünnetçi yasağı ilan keserse. Oğlum sen meraklanma, ben halledeceğim. Oğlum Sünnetçi Bey, ha böyle buyurun bakalım. Artık filmdeki gibi olmayacak. Sağlık Bakanlığı ciddi bir adım attı. Yayınlanan bir belgeyle fenli sünnetçiler tarih oldu. Bu sayfanın kapanması gerekiyor muydu? Mutlaka gerekiyordu. Çünkü sünnet hakikaten bir cerrahi müdahale, bir ameliyat. Hekim dışında sünnete yasak geldi. Geç kalınmış bir karar. Sünneti de genel cerrahlar ve ürologlar bu işi bilen insanlar yapmalı. Operasyon steril ortamda, hastane şartlarında yapılacak. Böylece yaralanma, enfeksiyon ve kanama risklerinin önüne geçilecek. Cerrahların, genel ürologların yaptığı sünnetler dışında risk her zaman daha fazla. Hekim olmadığı halde sünnet yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak. Okullar kapandıktan sonra bir sünnet furyası başlayacak. Bu durumda ne olacak? Toplu sünnet çok yapmamak lazım. Çünkü sünnet de bir zaman ayrılması gereken bir cerrahi müdahale. Çok hızlı yapınca kanama riski gibi komplikasyonlar daha sık yaşanıyor. Ve hemen hatırlatalım. Sünnet devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor.